Yeni Nuran Hanıma soralım. Ona 26 altının var demiş. 1 Eylül günü yaşadığı evde tüfekle vurularak öldürülen İbrahim Kaynağ'ın yeğeni Nuran Yaman'la bir aradaydık. Ben dayımı bir buçuk senedir görmedim. Sadece dayımın biraz e, maddi olarak altınları falan vardı. Bunlardan bahsetti. Bizzat da gördüm. Bana ceketini cebinden çıkardı. 26 tane altınını gösterdi. Bunu dayım her yerde dile getirirdi. Bunu başka yerlerde bile söylermiş. Hani altının param var gibi. Dayınız İbrahim Kaynağ'ın öldürülmeden önce Halil Gürçay ile de borç altın verip geri alma konusunda tartışmışlar. Siz bu konuları biliyor muydunuz, duymuş muydunuz? Altın falan almışlar, vermişler birbirlerine. Ama dayıma o altını ödedi mi, ödemedi mi onu hiç bilmiyorum. Bu yüzden biraz araları açılmış, kavga etmişler, ağız dalası etmişler. Hatta pazar yerinde bile bu olay olmuş. Bunları biliyorum ama bunları hep duyma. Yani direkt dayımdan duymuş değilim. Peki 75 yaşındaki İbrahim Kaynağı'nın cinayete kurban gitmesinin altında nasıl bir sebep yatıyor olabilirdi? Dayımın birisinden hiçbir kavga ettiğini duymadım. Tarla davası yok. Garı kız davası olsa bugüne kadar kaç senedir dayım bekar bir laf olurdu. Ben diyorum ki dönüyor dolaşıyor bu iş yine paraya dayanıyor diyorum. Birine verdi alamadı veya ona hakaret etti veya ona küfür etti. Bilmiyorum. En kısa zamanda kim katlettiyse dayımı çıksın cezasını çeksin. Evet kuvvetle muhtemel ki zaten yaşı itibariyle de hani böyle bir gönüllü ilişkisi yok, kimseyle kavgası dövüşü yok, yok bir arazi yok. meselesi yok. Kuvvetle muhtemel ki bu altınlar yüzünden öldürülmüş. Şimdi efendim bir tane işte Halil Bey'in yeğeni var. Onun da adı Halil. Halil Gürçay. Yeğeninin eşi. Damat oluyor aslında. Şimdi o da kendisinden altın istemiş. O da ona 12 tane altın vermiş. Ka ne zaman oluyor bu 12 altın? Yani bundan ne kadar zaman önce? Abi yılbaşından bu 2020 yılbaşından önce galiba. Hastaneye yatmadan önce. Ha yeni yani o da yeni. Evet 12, 12 tane ev altın veriyor. yapacağım diye. E 15 buraya veriyor. 12 o 27 yaptı zaten. Daha var işte daha hocam var verdikleri. Herhalde kalanları saydırdı, bilmiyorum hanımefendiye, diğer yeğenine. Şimdi ona 12 tane altın veriyor. Altınları verdikten kısa bir süre sonra da rahatsızlanıyor. Şimdi o dönemde kendisine o 12 altını veren, yiyen Halil e, Gürçay, ikisinin İsmail'i olduğu için karışmasın, e, Halil Gürçay bakıyor. Sonra e, İbrahim Bey iyileştikten sonra diyor ki, sana verdiğim altınları geri ver bana. Hani 12 altın verdiği, bana geri ver diyor. E, fakat geri isteyince Halil Bey ona 4 altınını geri vermiş ee, demiş ki e, kalan 8 altının. O da demiş ki sen de burada hani evde kaldın biz de sana baktık. Sen de ona say bu 8 altın hmm. demiş. Fakat anladığım kadarıyla eee rahmetli bu 8 altının peşini bırakmamış. Siz e, hani köydesiniz. Siz daha iyi bilirsiniz herhalde bu ben olayları. Ben oturuyorum. Bilmiyor musunuz hani bu konuları? Ee... Yani konuları bilmiyorum. Uşakta oturuyorum. Ben bana verilen konuları hani biliyorum. Ee, Anladım. kendi aralarında yani ne geçti, ne oldu? Sonra aralarında bilmiyorum. köylülerin söylediğine göre işte sen bu sek, yani 4 altında geri vermiş, 8 altını geri vermemiş ya. Sen yani bize bizde kaldığın süreye, sana baktığımız süreye say demişler ama rahmetli bunu kabul etmiyor. Aralarında tartışmalar çıkıyor. Söylenen bu köyde. Ama Sonra bir bir şey yeğeninin daha... eşi Halil'in oğlu Ahmet'in de İbrahim Bey'e saldırdığı iddia ediliyor. Ee, sonra e, Gidiyor rahmetli de onları işte orman ağaçlarını yanlış yerden kesiyorlar diye orman idaresine şikayet ediyor. Yani aralarında aslında bayağı bir husumet yaşanıyor bu sekiz altın üzerine. Ee, işin o kısmı yani aslında köylülerin şüphelendiği Hı. mesele de bu. Ama bir şey daha var şimdi dayım bu altından fazla bir de elden para vermiş buna. Öyle hani mi? De. He, artık içini bilmiyorum. Bir de bu aslında yattığı sırada demiş benim hani bankada şeyde postanede param birikiyor. Çünkü postaneden alıyordum e, parasını. Emekli maaşı. Demiş hani benim maaşım demiş orada durcuna çek gel bu postaneden. Çekip geldikten sonra e, Halil e, buna parayı vermiyor yalnız. Ha, emekli maaşını da çekip vermiyor. He, iki, i̇ki mi üç ay mı ne para çekmiş. Hani hastanede kaldığı sürece artık işte kaç ay kaldı. Zaten bir buçuk ay falan hastanede komada kalmıştı. Bir arada hatta öldü diye bir haber geldi bize ama tekrar geri dönmüş yani tutulmuş hayata. Ee, hani bana bunu dayımın anlattığı söylediği şeyle bu para meselesi altından hariç. Peki onların evinde ne kadar kaldı? Ee, vallahi ben hani şimdi şöyle ben Ocak ayında geldiğimde gördüm oradaydı ama ben sonra Avrupa'ya döndüm. Hani üç gün sonra bilmiyorum orada Her herhalde yine bir buçuk iki ay, iki üç ay kalmış galiba. Hani ona demişler ki hani hasta olduğun için evde hani yap, yemek yapamazsın yıkanamazsın demiş biz seni burada dur biz sana bakalım. Ama dayım da diyor ki hani ben diyor hani para demediler bana hani dayı bir sana bakarız ama karşında senden şu para alacağız demedi diyor. Hani ama ben, 8 altını mı geri vermediler he, dedi yani, mi size? O he, kendi diyor hani o e, e, 12 dedi hani o 4'ünü verdikten sonra 8'i kaldığında sormuş. Demiş bunu niye beğenmiyorsun? Demiş eksik demiş hani bu altına. Öğrenci o da demiş ki baktığımızda demiş tutu İyi ama demiş para ne olacak? Ama demiş o parayı da ben demiş hastaneye yatırdım. O zaman demiş hastaneye yattıysa demiş kayıt var mı demiş yattığına dair. Yok demiş vermediler. Öyle olunca dayım diyor ki ben diyor kaç paraya kadar senin araba Eldire. Ben sana diyor 100 lira vereyim gidelim diyor hastaneden soralım. Eğer dediğin doğruysa diyor bir şey yok. O zaman da Halide diyor ki ben gitmem de dönüp gidiyor. Bu evin önünde tartışıyorlar. Hani bu dayımın bana bunu anlattığı konu olarak hani bir ara ara sıra konuşuyorduk. Ve da, Halide e, rahmetle diyor ki dayım ya Halil diyor ver ver artık diyor ben seni diyor Allah'a havale edeceğim diyor mezarlıkta yakın sen de geleceksin ben de geleceğim. orada diyor helalleşiriz. Artık alamayacağından emin oluyor ha, yani. Emin oluyor ha. vermeyeceğinden şimdiden dolayı. Yalnız, <laughs> Sonra o da onu bir de, bir şikayet küçük, etmiş. He, bir de küçük bir şey de var. hani belki de o eksik altına şu da olabilir daha önce başka birisine vermiş altın hani yakın bir yayla köyü var o kadının da Mahkemeli vurmuşlar ama onu bilmiyoruz biz. Ha bir de öyle bir durumu da var. He, belki de o eksik altınlar belki de o adamda olabilir. Ama bunu mahkemeye şey yapmışla, e, Mahkemeye demiş bu konu e, elinde senetle beraber. Ama Peki. bu da hani e, dayın bana anlatma da başka köylü kişi anlattı. Dedi o böyle senet haberi... ortada mı? Buyur. Senet nerede var mı ortada böyle? Mahkeme sene? demiş senet. Mahkeme'de. Mahkeme'de. Var. Hani bunu ama bana köylü anlattı. Böyle, böyle dayın dedi bu kişiye de dedi yardım etti yakın Hı. bir köylü var, yayeler diye. Orada bir vatandaşa vermiş. Hani senedi arasında. Vermiş? Ödemeyince de dayım senedi mahkemeye veriyor. Ona kaç tane vermiş? Bilmiyorum işte onu. onu hani bana bunu köylülerin anlattı. Yani ben kendim şahit değilim yani olaya. ATV At kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.